Çok kıymetli dinleyenler, çok kıymetli hocaların tekrar hepinizi selam ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Tabii konu gündeme geldiğinde hakikaten bu konunun çok önemli olduğunu İbrahim Bey'le istişare ettik ve bu konuyu açmamız gerektiğini söyledik. Sabahtan beri yaklaşık 4 tane hocamız bu konuyla ilgili aslında epey bir bilgiyi bize aktardılar. Belki de pek çok bizim de açıklamayı istediğimiz noktaların da altını çizdiler. Sadece Doğan Yaşar hocamız özellikle küresel iklim değişimiyle ilgili değerlendirmelerinde biraz farklı değerlendirmelerdi. Aslında farklı değil de olaya bakış açısı biraz daha geniş perspektifteydi. Yoksa zaten hocalarımız genelde iklim değişimini bizim de yıllardır ifade etmeye çalıştığımız gibi bir ısınma, bir soğuma yani uzun yıllık dünyanın yaratılışından bu tarafa bu sürecin devam ettiğini, şu anda yaşadığımız sürecin bir ısınma süreci olduğunu aslında örneklerle ifade ettiler. Tabii bu ısınma sürecinin asıl önemli olan, bizi ilgilendiren kısmı son 100 yıllık süreçte insanoğlunun dünyaya yapmış olduğu müdahale veya sanayi teknolojinin gelişimine paralel olarak çevre ve doğa yaptığımız zararların etkisiyle maalesef hızlanmış olması. Belki de işte bugün günümüzde küresel ısınma veya küresel iklim değişimi denmesinin, küresel ısınmanın etkisi denmesinin sebepleri de bu hızlı değişimin çok fazla hissediliyor. Belli noktalarda da fazla algılanıyor olmasından kaynaklanıyor. Tabii bu algılamanın neticesinde de zaman zaman kavram kargaşaları meydana geliyor. Aslında biz iklim değişimi dediğimizde atmosfer içerisindeki sera gazları dediğimiz gazların özellikle atmosfer içerisinde fazla tutulması sonucunda dışarıdan gelen güneş radyasyonu dediğimiz özellikle orta dalga boylu radyasyonların atmosfer içerisinde tutularak uzun dalga boylu radyasyona yani ısı ışınına dönüşmesi ve bunun sonucunda da ısınmanın artması sonucu doğa ve çevrede meydana gelen, yaşadığımız dünyada meydana gelen değişimleri anlıyoruz. Ama baktığımızda biz küresel iklim değişimini su ve ormanla bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu üçgen aslında, bu üçlü birbirleri doğru orantılı olarak çalışıyor. Suyun artması veya azalması ki ben özellikle su ile ilgili sohbetlerimde hep altını çizmeye çalışıyorum. Gerçekten su kainatta kainatın dengesini düzenleyen, gelen güneşten gelen enerjiyi tutan, depolayan, dönüştüren ve dünyadaki bütün enerji hareketliliğini organize eden tek madde. Dolayısıyla suyun dönüşümünü etkilerseniz, dönüşümünü değiştirirseniz, suyun hareketliliğini değiştirirseniz doğaldır ki bunu soğuma ve ısınma şeklinde yüzyıllar içerisinde dünyadaki etkisini de göreceğiz. Tabii ki suyun azalması ve artması da doğadaki ormanların, yeşil alanların, çevrenin devamlılığı, sürekliliği diğer bir ifadeyle doğaya verdiğimiz zarar biz ormanı bir çevre olarak algılarsak, zarar ve bütünlük olarak algıladığımızda aslında bu üçlünün birbirini doğrudan doğruya tetiklediği ve yaşadığımız dünyada da etkilerini birlikte yaşadığımızı görüyoruz. Tabii ki son yıllarda özellikle küresel iklim etkisi dediğimiz olaylara baktığımızda işte kar rezervlerinin azalmaya başlaması, buzulların erimeye başlaması, doğal afetlerin ki ben detaylarına girecektim ama konuşmalardan sonra pek çoğunu çıkardım. Çünkü hocalarımız zaten verdiler işte yıldırımdı, borandı, hortumdu vesaireydi. Bunların artması, iklim olaylarının insanoğlunun yaşamında inanılmaz derecede etkili hale gelmeye başlaması. Tabii bunun sonucunda tarımsal faaliyetlerin doğrudan etkileniyor olması bütün dünyada. Elbette ki bütün bunları bir bütün olarak ele aldığımızda da su kaynaklarımız, yer üstü ve yer altı su kaynaklarımız dediğimiz atmosfer içerisindeki hidrolojik döngü içerisindeki suyumuzun etkileniyor olması doğrudan doğruya yaşamımızı ve yaşamımıza bağlı olarak da bizim hayat düzenimizi etkileyen temel parametre olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla sevgili dostlar aslında kısaca günümüze bile baksak bunu görebiliyoruz. Bu iklim değişimi dediğimiz olay veyahut da küresel ısınma diye bazılarının tanımladığı son yıllarda yaşadığımız sürecin sonucunda bakın eskiden
yaz aylarını 4. 5. aydan 9. 10. aya kadar yaşarken bugün yavaş yavaş neredeyse bunu yılda iki defa yaşamaya, mevsimler değişmeye başladı. İlkbaharı yaz gibi daha ılık, sonbaharı yine ılık geçirmeye başladı ki bu da bizim hem turizmimizi, hem tarımımızı, hem de doğal yaşamımızı doğrudan etkiliyor. Ayrıca gelecek yıllarda bizi etkilemesi beklediğimiz özellikle bu süreç suyun atmosfer içerisindeki hidrolojik döngüsüne bağlı meydana gelen süreçte özellikle de deniz suyu seviyelerinin yükselmesi, bunun sonucunda da işte Afrika çevresi, bizim ülkemizde özellikle Akdeniz Ege bölgesi veya belli bölgelerdeki dolgu alanları dediğimiz denize zaman içerisinde oluşan platoların işte mesela Bafra Ovası, Çarşamba Ovası, Sakarya Ovası gibi veya Çukurova gibi Türkiye'den örnek verirsek alanların etkilenmesi sonucunda doğrudan doğruya buralardaki yaşam alanında etkilenmesi söz konusu. Tabii bunu bir bütün olarak ele aldığımızda son 100 yıl içerisinde biz doğaya o kadar çok etkili olduk ki bunun sonucunda maalesef yaşadığımız dünyada, ülkemizde de sulak alanlarımızda inanılmaz kayıplar yaşadık. Su kaynaklarımızda kayıplar yaşadık ki mesela ben işte Karadeniz bölgesi belki son 1-1,5 ay biraz önce meteorolojiden Murat Bey kardeşim aslında görüntülerde çok güzel ifade etti. Son 1-1,5 ayda Karadeniz bölgesi daha iyi yağış alıyor olmasına rağmen hala bizim pınarlarımız, derelerimiz, su kaynaklarımız, yeraltı suyumuz yeter düzeye ulaşmamış durumda. Karadeniz gibi bir yerde. Türkiye'nin şu anda %60-65'inde kuraklığı zaten yaşadığımızı onun gösterdiği haritalardan gördük. Tabii bunun sonucunda dediğin gibi dünyada ciddi anlamda bir yaşam şartlarımızda ve çevremizde etkiler olduğunu, etkilendiğini görüyoruz. Küresel iklimin temel sebebinin tabii karbon salınımı diye pek çok uzmanlar tarif ediyorlar. Biraz önce hocalarımız bunu ifade ettiler ve burada temel hedefi de önümüzdeki işte 50-60 yıl içerisinde karbon salınımını azaltarak buna nasıl yavaşlatabiliriz noktasında bir gayrette çalışma var ama genelde biz küresel iklimi minimize, insana etkisini minimize etmek için işte yaşadığımız dünyada hepimizin zaman zaman dile getirdiği fosil yakıtların azaltılması, entegre atık ve emisyon kontrolü, atık su kontrolü, işte karbon dönüşümünün kontrol altına alınması, tüketim alışkanlıklarımızın değiştirilmesi gibi ormanlaşma, işte kontrolsüz yaşam şartlarının iyileştirilmesi, nüfus artışının yavaşlatılması, plansız kentleşmenin ortadan kaldırılması gibi parametrelerle genelde küresel iklimin insanoğlu üzerinde yaşam şartlarının etkisini yavaşlatıp en azından durdurmaya çalıştığımızı söylüyoruz. Tabii biraz önce de ifade ettim sevgili dostlar. Aslında küresel iklimin etkisi dediğimiz zaman doğrudan doğruya su kaynakları ve suyun üzerine etkisi. Ben bugün su kaynaklarının üzerine etkisini çok fazla girmeyeceğim. Çünkü benden sonraki hocamız toprak ve su kaynaklarının etkisini anlatacağını biliyorum. O nedenle sadece genel anlamda birkaç şey söylemek istiyorum burada. Çünkü bu başlı başına sadece su kaynakları 1-2 saatte anlatılması gereken bir konu. Türkiye'nin su fakir olduğunu burada bizi dinleyen herkes biliyor. Dünyadaki su kaynaklarımızın sınırlı olduğunu, dengesiz dağıldığını biliyoruz. Ve biz doğaya ve çevreye müdahale ederek maalesef hidrolojik döngüyü, atmosfer içerisindeki hidrolojik döngüyü etkiliyoruz. Yani diğer bir ifadeyle yağmur yağması gereken yağmur yağmıyor, yağmaması aylarda veya ani şiddetli yağışlarla, belki yağışın şiddetinde çok fazla değişim olmasa düşüş rejiminde, yağış rejiminde değişimler bile bizi doğrudan doğru etkiliyor. Tabii Türkiye baktığımızda su fakirliği sınırında olan bir ülke ve maalesef örneğin Marmara Ege bölgemiz, Trakya bölgemiz su fakirliği sınırına girmiş bir ülkeyiz. Bu noktada tabii ki su kaynaklarımızın özellikle de son 2-3 yıllık yaşadığımız süreçte çok ciddi etkilendiğini, çok ciddi anlamda sıkıntı yaşadığımızı, yerüstü ve yeraltı özellikle de yeraltı su kaynaklarımızda problem olduğunu uzmanlar bu konuda zaten ifade ediyor. Ben sadece dikkatinizi çekmek için işte hem Birleşmiş Milletler'in hem UNESCO'nun bu konuda son yıllarda su kaynaklarındaki değişimle ilgili bir iki rakamını verip ülkemize dönmek istiyorum. Bakın her gün dünyada su kıtlığı ve küresel iklimin etkisine bağlı olarak su kaynaklarında sıkıntıdan
Her gün 6 bin çocuğun öldüğünü Birleşmiş Milletler raporundan görüyoruz. Ve şu anda maalesef dünyada yeter ve sağlıksız suya ulaşamayan insan sayısı 2,5 milyar civarında. Maalesef 1 milyarın üzerinde insan sağlıklı içme suyundan yoksun. Ve bu aynı zamanda bizim suyu doğru kullanmamamızdan kaynaklandığı gibi su ayak izi dediğimiz su döngüsü yönetemememizden kaynaklanıyor. Sadece bir örnekle geçiştireceğim. Geçenlerde bir hanım kardeşim bir yine böyle bir online eğitimde dedi ki hocam Türkiye 83 milyon. Her insan öğlen yemeğinde tabağında bir tane pirinç bıraksa bu yaklaşık 1,7 ton pirinç yapar. Tabii ki bir kase pirinci bizim su ayak izi dediğimiz tohumdan sofraya getirinceye kadar harcadığımız su miktarı 3 ton. Buna göre siz ne kadar suyu israf ettiğimizi, pirinç israfı ayrı, bir tişörtü üretmek için 20 ton suyu kullandığımızı baştan sonuna kadar düşündüğümüzde aslında suyu yönetmek, suyu doğru kullanmak ve suyu geleceğe taşımak aynı zamanda tabii ki küresel iklim veya iklim değişiminin insanoğlu üzerindeki etkisini azaltma noktasında önemli. Bu noktada Türkiye gerçekten çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. Maalesef toplam su varlığımız 112 milyar metreküp ama bunun şu anda 55 milyar metreküp civarını son rakamlara göre kullanabiliyoruz. Yaklaşık 40 milyar metreküpünü tarımda kullanıyoruz. Ama tarımda doğru sulama yöntemleri ve doğru sulama sistemlerini kullanamadığımız için, sulama mühendisleri bu noktada etkin hale gelemediği için, doğru sulamayı anlatamadığımız için maalesef tarımda kullandığımız 40 milyar metreküp suyun 20-25 milyar metreküpünü israf ediyoruz. Bu da 83 milyon insanın 1,5 yılda evde ve sanayide kullandığı suyu, eşit suyu tarımda israf ediyoruz. Bence çok önemli bir nokta ve kesinlikle bu noktanın bir politika haline getirip çözülmesi lazım. Evet, Devlet Su İşleri ve ilgili kurumlarımız bu noktada çok ciddi çalışmalar yapmaya başladılar, olayı ele attılar. Ama maalesef çözümü noktasında yeter mesafeyi aldığımızı söylemek mümkün değil. Evet, kısaca iklim değişiminden bahsettikten sonra kuraklık kavramı nedir? Aslında yine hocalarımız biraz önce ifade ettiler. Tabii ki bir bölgedeki nem miktarının geçici dengesizlikten kaynaklanan su kıtlığına kuraklık diyoruz. Ama bazen ben işte konferanslarımda, sohbetlerimde hocam sudan bahsettiniz, su kıtlığından bahsettiniz. Bak bugün Rabbim yağmur verdi, birdenbire kuraklık gitti. Aslında yanlış bir algının kamuoyundaki oluşumudur. Çünkü biz kuraklık dediğimizde sadece su kıtlığı olarak değil, suyun mevsim içerisindeki dağılımındaki dengesizlik, suyun dağılış rejiminde ani şiddetli yağışların düşmesine dahil bir bütün olarak ele alıp incelememiz ve buna göre kuraklığı ki biraz önce Murat Bey indekslerde verdi, indekslerden hepsi zaten giriyor. Dolayısıyla kuraklığı tanımlamamız gerekiyor. Tabii ki kuraklığın ülkemiz açısından etkilerine baktığımızda kuraklığın sebepleri oldukça fazla. Evet yani bizim işte sıcaklığın artması, yağış rejiminin değişmesi, bölgeler arasındaki basınç farklılıklarının oluşması ama asıl bence bizi ilgilendiren kısmı, bu maddeleri tek tek saymayacağım, asıl bizi ilgilendiren kısmı bizim kuraklığın oluşmasına yaptığımız etkiler nelerdir? Yani biz çevreye ve doğaya nasıl etkiliyoruz ki kuraklık oluşuyor? Bunu sizlerin de anlaması için bir küçük örnekte ifade etmek istiyorum. Sadece kalmasa kalması için. Elimizde iki tane su bardağı alalım sevgili dostlar. Birine temiz su koyalım. Birine de mutfakta bulaşıktan veya çamaşırdan çıkardığımız deterjanlı suyu koyalım. Pencerenin önüne koyalım. Sizce hangisi daha kolay buharlaşır? Elbette ki bardaktaki temiz su. İşte biz doğayı kirleterek, doğadaki su döngüsünü, doğadaki suyu, toprağı, çevreyi kirleterek tam da onun buharlaşması yani hidrolojik döngüsünü beni dinleyen kıymetli dinleyenlerin kolay anlaması açısından basit örnek vermek istiyorum. O hidrolojik döngüyü etkiliyoruz ki bunun sonucunda işte yağış rejimimiz değişiyor, buharlaşmamız değişiyor ve bunun sonucunda da maalesef kuraklığın etkilerini veyahut da yağışın dağılımını görüyoruz. Tabii genelde kuraklığı biz işte meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklık diye ayırıyoruz. Meteorolojik kuraklık basit tabiriyle işte düşen yağış miktarındaki oransal azalış
diye tarif edebilir çok kısa öz tarifle. Tarımsal kuraklığı ise topraktaki bitki için ihtiyaç duyulan bitki kök bölgesindeki suyun sınırlı olması, azalması ve bunun sonucunda da tabii ki oluşan kuraklık. Ama hidrolojik kuraklık dediğimizde ise aslında kuraklığın en son aşaması su kaynaklarımızdaki azalma. Maalesef bugün Türkiye'nin %60-70'i yaklaşık hidrolojik kuraklıkla karşı karşıya. Dolayısıyla yani bizim pek çok bölgemiz tarımsal kuraklığı, meteorolojik kuraklığı yaşıyoruz. Hidrolojik kuraklık riskiyle karşı karşıya. Hatırlarsanız bundan birkaç ay önce İstanbul ve çevresindeki barajlar azaldığında medyada çok gündeme geldi. İşte sular gitti, barajlar gitti. Ondan sonra bir hafta yağmur yağdı. İstanbul'daki barajlarımız doldu, problem bitti. Ben de o zaman şu röportajı vermiştim. Belki içme suyu açısından problem bitti ama maalesef suyun yıl içerisindeki dağılımı noktasındaki süreç devam ediyor ve kuraklık riskimiz devam ediyor. Suyu doğru kullanmayı tam kamuoyuna 83 milyon anlatıp öğretmeye devam etmeliyiz demiştim. Maalesef bugün devam ediyor. Tabii asıl kuraklığın etkileri çok önemli. Bizim toplum üzerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri bunlar çok önemli. Tabii ki ekonomik etkileri elbette ki ekonomimizi etkilemesinden kaynaklanıyor. Bunu çok biraz önce İsmail Hocam'ın dediği gibi böceklerin hareketliliğinden tutun da ürün desenimize kadar her yere yansıtabiliriz. Ama burada benim altını çizmek istediğim sosyal etkileri, çevresel etkilerini vesaire hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz ama asıl dünyada şu anda yine bu konuda çalışan uzmanların ifadesine göre bu gidişle eğer gerekli tedbirler alınmazsa önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte 750 milyondan fazla insanın göç tehlikesiyle karşı karşıya oldu. Yani ülkelerin, kıtaların belki terk edilme riski taşıdığını ifade ediyorlar ki gerçekten bu sosyal etki dediğimiz yoksullaşma, göç, sosyal huzursuzluk ve kırsal alanı terk etme gibi pek çok sorunu beraberinde getiren bir süreci tetikliyor. Ve baktığımızda özellikle yine Birleşmiş Milletler'in yaptığı çalışmada 2030-2040 yılları arasında Türkiye'nin de içinde bulunduğu özellikle ekvator kuşağı dediğimiz bu kuşağın çok ciddi anlamda bir risk taşıdığını ki yine NASA'nın bundan birkaç yıl önce yaptığı haritalardaki NASA'nın haritaları, çalışmaları özellikle çölleşme riski olan bölgeler içerisinde Türkiye'nin de çölleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu. Biliyorsunuz 17 Haziran dünyada çölleşme ve kuraklıkla mücadele günüydü. O günde ifade ettim. Maalesef Türkiye hızlı bir şekilde çölleşmeye doğru giden bir süreci yaşıyor. Kuraklık riskini yaşayan bir süreci yaşıyoruz. Tabii ki bunun sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi etkilerini görüyoruz. Biraz önce meteorolojideki kardeşimin verilerinden aslında ben de meteoroloji sayfalarını almıştım ama hemen onları da burada göstermek isterim. İşte 6 aylık kuraklık haritasını göstermiş. Bakın bir belki de işte Ege bölgesi veya Karadeniz, Batı Karadeniz son aylarda işte Doğu Karadeniz bölgesinde nispeten az etkilenmiş gözüküyor. Ama Türkiye'nin diğer tarafları tamamen kuraklıktan etkilendiği ve özellikle bir başka endekse göre de yine o arkadaşımızın Murat Bey'in haritalarından söylüyorum. İşte bir aylık kuraklıkta Türkiye'nin nasıl etkilendiğini Mayıs ayında 6 aylık, 9 aylık, şu 9 aylık haritaydı herhalde. Evet, 9 aylık haritada Türkiye'deki kuraklığı beraber görüyoruz. Bunun sonucunda değerli dostlar aslında Türkiye'nin yine bu konuda çalışan uzmanların hazırladığı haritaya göre çölleşme riskinin güneyden kuzeye doğru arttığı ve hızlı bir şekilde çölleşmeye giren bir ülke olduğumuzu, çölleşen bir ülke olduğumuzu bu uzmanlar söylüyorlar. Gerekli tedbirler alınması. Tabii Türkiye özellikle bu süreci atlatabilmek için belli bir stratejik plan oluşturmaya çalışıyor. Yani gerek Tarım Bakanlığı, gerekse ilgili kurumlarımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ve bu çalışmalarımıza baktığımızda aslında bu çalışmalarımızın 5 ana başlıkta yönetildiğini görüyoruz. İşte su kaynakları yönetimi. Maalesef hala en büyük sıkıntı su kanununu çıkaramadık. Biz de şu anda değişik gruplarda bunun içerisinde çalışıyoruz ama Türkiye'nin çok ciddi anlamda sıkıntısı var. Tarım sektörü ve gıda güvenliği ayrı bir başlık altında stratejik olarak ele alınıp oluşturulmaya çalışılıyor. Ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitlilik ki Türkiye bu konuda çok zengin ama hızlı bir şekilde biyoçeşitliliğimizi kaybediyoruz.
doğal afet riski ve insan sağlığı konularında bir uyum stratejisi geliştiriyoruz. Ve bu uyum stratejisinde baktığımızda bizim özellikle uyum faaliyetleri içerisinde işte yağmur sularının doğrudan kullanımı gibi, doğa dağıtım sistemlerinin kayıpların azaltılması gibi, gri su dediğimiz geri dönüştürülebilir suyun kullanılması, deniz suyu arıtımı gibi pek çok çözümlerin ilgili kurullarda tartışıldığı ve çözümler üretilmeye başlandığını görüyoruz. Tabii ki uyum faaliyetlerinin asıl ikinci planda ise tarım ürünlerinin kuraklığa dayanıklılığını artırılacak araştırmaların ya geliştirilmesi, bu konuda ciddi bir altyapının oluşturulması, sulama verimliliğinin artırılması en önemli çalışmalardan bir tanesi su kayıplarının önlenmesi açısından, doğru toprak bitki gübre uyumu ve desenine hazırlanması ve tabii ki dönüşümlü tarım planı dediğimiz doğru tarımın uygulanması ve yönetilmesi, düzenli ekim ve dikim tarihlerin geliştirilerek Türkiye'deki tarımsal üretimin organizasyonu ve özellikle surak alanların, Türkiye bu konuda çok ciddi risk taşıyor. Korunumu ve restorasyonu yine uyum faaliyetleri içerisinde ele aldığımız ana konular. Soru şu, gerçekten iklim değişikliği dediğimiz olay Türkiye'de tarımı etkiliyor mu değerli dostlar? Bunu anlayabilmek için dünyadaki tarımsal etkileşim sürecini birkaç cümleyle bakmak istiyorum. Baktığımızda genelde bireysel gereksinimlerin karşılanması amacıyla bir tarımsal üretimi, bir de toplumsal gereksinimlerin karşılanması ile amacıyla bir tarımsal üretimin yaygınlaştığını dünyada görüyoruz. Tabii burada işte Çin, Hindistan dediğimiz Asya bloğu veya işte Amerika bloğu gibi farklı blokların gelişimi, etkisi, bunların tüketim alışkanlıkları bu süreci etkiliyor. Ama asıl küresel rekabetin gelişiyor olması tarımı doğrudan doğruya etkiliyor. Dünya tarım ürünü ticaretini gelişiyor, tarımsal destekler maalesef azalıyor ve tarımsal üretimde kâr marjları bütün dünyada, tabii ülkemizde de hızlı bir şekilde azalıyor. Baktığımızda özellikle kırsal göç ve nüfusun azalmasına bağlı olarak da bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 10-15 yılda, 20 yılda tarımsal üretimimizde çok ciddi bir azalışın olduğunu görmek mümkün zaten. Tabii ki dünyadaki bu gelişmeler, üretim artırma ihtiyacı neyle olabilir? Bir kere kullanım etkinliğini artırarak, yani elde ettiğimiz ürünü doğru kullanarak, kaynakları ve girdileri doğru kullanarak bunu planlamak mümkün. Verimliliği artırarak, maliyeti düşürerek, ki biz buna bir noktada optimizasyon çalışması diyoruz, mümkün. Doğaya en az zarar vererek, yani doğaya müdahale etmeden, çevreye hasar vermeden üretimi, yani sürdürülebilir yaşam felsefesini geliştirerek mümkün veya olabildiğince kısa süreli az sayıdaki işlemlerle sonuca giderek mümkün. Tabii ki bütün bunlar için de iklim koşullarının olabildiğince bağımsız kalacak şekilde, yani dışarıdan müdahale olmadan, ki biraz önce hakikaten Doğan Yaşar Hocam çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki bu takdir ilahi doğal yaşam. Evet, elbette takdir ilahi, ama biz takdir ilahiye şu yaşadığımız sürece ne kadar müdahale edersek, ki son yüzyılda çok müdahale ettik maalesef ve bunu olumsuz yönde etkiledik. Bunun doğal sürecine bırakmak elbette ki en doğru sonuç. Çok kıymetli dinleyenler, aslında bütün dünyada, bakın sadece buğday ki bütün tarımsal üretimde böyle, küresel ısınma ekvator kuşağından başlayarak kuzeye doğru bir ürün kaymasını beraberinde getiriyor. Yani yavaş yavaş buğday üretimi ekvator kuşağından kuzeye doğru kaymaya başladı. Bu aynı zamanda bütün tarımsal üretimde de böyle. Baktığımızda önümüzdeki 20-30 yıl, 50 yıllık süreçte maalesef ekvator kuşağı dediğimiz kuşağın altında kalan kısım neredeyse Türkiye'nin içinde bulunduğu tarımsal üretim açısından risk taşıyan ülkeler arasında gösteriliyor. Ve üretimin bu şekilde ısınmanın devam etmesi, doğa ve çevre olaylarının bu şekilde yaygınlaşmasıyla üretimin tamamen kuzeye kayacağı yapılan hesaplamalarla ortaya konuluyor. Tabii Türkiye'de yine son yıllarda, özellikle Ocak ayında hatırlarsanız NASA'nın yayınladığı, Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporlarda çok ciddi bir kuraklık riski vardı. Ve maalesef Türkiye böyle devam ederse önümüzdeki 30 yıl içerisinde tam da şu haritada gördüğümüz çölleşmeyi yaşama riskiyle karşı karşıya.
Belki nispeten Karadeniz bölgesi bir parça bundan az etkilenecek gözüküyor ama Türkiye'nin tamamının kuraklık ve çölleşmeden etkilenme ihtimali çok yüksek. Biz gerekli tedbirleri alamazsak. Bunun sonucunda da aynen biraz önce dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarımsal üretimimiz güneyden kuzeye doğru kaymaya başladı. Ki ben çeşitli konferanslarımda bunu söylüyorum. Bundan 20 sene sonra Karadeniz'de pamuk yetiştirirse kimse şaşırmasın diye veya 20 sene sonra Türkiye'de çay veya fındık yetiştiremezsek de şaşırmayalım diye. Çünkü hakikaten üretim desenimiz, üretim paternimiz güneyden kuzeye doğru bu çölleşme kuraklıkla beraber kaymaya başladı. Bunun sonucunda da güneyde daha subtropik ama kuzeyde ise bizim güney bitkilerimizin yaygınlaştığı, iklimin ona göre değiştiği, mevsimlerin değiştiği bir süreci yaşıyoruz. Tabii bu sürecin tamamı üzerinde baktığımızda işte nüfus artışının, gıda talebinin artmasının, tüketim alışkanlıkların, hastalık ve zararlı baskısı gibi etkenlerin, doğal ve çevredeki işte sera gazı etkisi gibi pek çok parametrenin etkili olduğunu biliyoruz. Ama bu süreci döndürebilmek için neler yapmalıyız sorusunu cevaplayabilmek için Türkiye'yi şöyle birkaç cümleyi analiz edip çözümler üzerinde konuşmak istiyorum. Türkiye gerçekten coğrafi konumu itibariyle üç tarafı denizlerle çevrili olan ve buna bu topografi güzelliği nedeniyle, orografik özelliğinden dolayı her bölgesi kendi içerisinde farklı özellikleri taşıyan bir ülke. O nedenle 7 iklimsel bölgeye ayrılıyoruz. Her bölge kendi içerisinde baktığımızda bir bakıyorsunuz bir bölgede kuraklık yaşarken bir bölgede aşırı yağışları görebiliyoruz. Tabii bunun sonucunda iklim değişimi dediğimiz bu sürecin Türkiye'deki etkilerine baktığımızda en önemli etkisinin doğal ekolojik sistemleri etkilediğini ve üretim desenimizi, biyolojik çeşitliliğimizi bozduğunu görüyoruz. Hızlı bir şekilde Türkiye'de bu hem hayvansal üretimde, hem bitkisel üretimde, hem de su ürünleri alanında bizim biyolojik çeşitliliğimizin hızlı değiştiğini görüyoruz. Bu da hakikaten gelecek süreçte bizi en çok etkileyecek konulardan bir tanesi. Elbette ki bu süreç orman alanlarımızı etkiliyor. Tabii ki burada insanoğlunun müdahalesi, iklimin etkisi hepsini bir bütün olarak ele almak lazım. Sadece bunu bir iklime bağlamak mümkün değil. Bizim etkilerimizle beraber düşünmek lazım. Yine baktığımızda su kaynaklarımız bu süreçten inanılmaz etkileniyor. Maalesef üzülerek ifade ediyorum. Türkiye su fakir bir ülke biraz önce söyledim. Ama su kaynaklarımız yeter yağışı istediğimiz mevsimlerde alamadığımız için yeraltı suyu kaynaklarımız beslenemiyor. İşte biraz önce bir hocamız Konya'daki obrukları gösterdi. Karadeniz bölgesinde bile eğer biz özellikle HES'ler, barajlar doğru planlayamadığımız sürece kaynak işte pınarlarımız, kaynaklarımız kuruyor. Nehirlerimizi, derelerimizi yeteri kadar besleyemiyoruz. Dolayısıyla yeraltı su kaynaklarımızla beslenmediği için gerek tarımsal sulama amaçlı, gerekse toprak neminin sürekliliği amacıyla o sürekliliği sağlayamadığımızdan çölleşmeyi birlikte yaşamaya başladık. Su kaynaklarımızı Türkiye'de doğru planlamak zorundayız. Hatta şunu söylüyorum, önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde Türkiye'de doğal gaz borularını taşıdığımız gibi her bölgeyi birbirine bağlayan su borularıyla belki de biz İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya, işte Konya'ya, Adana'ya ne yapacağız? Karadeniz'den farklı bölgelerden veya Ankara'ya, İstanbul'a su taşıyacağız. Böyle bir planlamaya gitmek zorunda kalacağız. Bu sürecin sonucu da bunu bizle beraberinde getiriyor. Tabii iklim değişiminin en doğal etkisi canlıların yaşam alanı. Yaşam alanlarını etkiliyoruz. Onların özellikle işte bu yaşam alanları işte sulak alanları yok olması, belli kuşların, belli işte canlıların, böceklerin yaşam alanlarının etkilenmesi doğal dengeyi bozuyor. İsmail Hocam biraz önce yine örneklerde söyledi. Gerçekten bir tarım arazisi üzerinde bazen zararlı gördüğünüz bir böceğin belli oranlarda azalması veya artması sizin diğer biyolojik dengenizi bozuyor. Bu da tabii ki üretiminize doğrudan doğruya yansıma şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabii özellikle ülkemizin İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yaşadığımız son aylardaki kuraklık maalesef önümüzdeki yıllarda daha büyük bir riski beraberinde taşıyor.
Bunun gerekli incelemelerin yapılması lazım. Ve tabii yağış miktarı ve dağılımdaki sapmalar, yeraltı suyu rezervindeki azalmalar en büyük tehlikemiz oluyor. Bu konuda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları da referans alarak bizim ülkemizdeki yeraltı suyu kaynaklarımızı koruyacak, geliştirecek, suyu doğru kullanıp yönetecek tedbirleri almamız gerekiyor. Dediğim gibi su konusuna fazla girmeden geçmek istiyorum. Değerli dostlar, aslında Türkiye'deki doğal bu süreç, iklim değişimi, küresel ısınma bizi o kadar çok etkiliyor ki işte sıcaklık artışı, GAP bölgesinde alarm, turizmin etkilenmesi. Ben bundan birkaç yıl önce Bursa'da verdiğim bir konferansta 30 yıl sonra Uludağ'da kayak yapamayacaksınız dediğimde Hürriyet gazetesi manşetten verdi. Çünkü bu süreçte devam ederse Uludağ'da kar düşmemeye başlayacak. Yavaş yavaş bunu da zaten görmeye başladık. Belli bölgelerde kar yağışının nasıl değiştiğini, mevsimlerin kaydığını, işte fındık ve çayın Karadeniz'i terk edip daha kuzeye kayması, hamsinin terk etmesi gibi bunları çoğaltmak mümkün. Maalesef Türkiye'deki tarım burada gördüğümüz bütün etkileri şu anda bir bir yaşamaya başladı. Bu yaşama sürecini önleyebilmek için aslında sloganvari bir sunu, işte doğadan su çalma, kayıp kaçağa düşür, kullandığın suyu tam arıt, kullan at bırak, yani atık suyu doğru kullan, yani gri su geri dönüş gibi bu tür sloganvari çözümleri önerebiliriz ama ben aslında şöyle özetlemek istiyorum. Ne yapmalıyız? Tarımda suyu doğru kullanabilmek, tarımda kuraklık ve küresel iklimin etkisinin bize olan etkilerini azaltabilmek için bir kere Türkiye'de tarım üretim havzalarının çok iyi belirlenmesi lazım. Bu konuda maalesef hala bakanlığımızda da bir çelişki var. Su havzalarıyla tarım üretim havzaları karıştırılıyor. Orada bir bütünlük yok. Bunun iyi netleştirilmesi lazım. İkincisi, iklim değişikliğine göre ulusal arazi kullanım planlamamız yapmamız lazım. Bu da tabii tarım üretim havzalarıyla aslında paralellik arz ediyor. Ve bitkilerdeki suya ayak izi dediğimiz suyun döngüsünü, suyun doğru kullanımını ki ilk oturumda işte hocamız veya açılışta yine müdürümüz söylemişti. Büyük baş hayvan, küçük baş hayvan ülkemizde. Bunların tespit edilerek hangi bölgede nasıl üretim yapabileceğimizin planlanması gerekiyor. Suyu olan talebi azaltacak, su tasarrufunu artıracak önlemlerin mutlak surette hayata geçirilmesi gerekiyor. Katma değeri çok küçük fakat su ayak izi çok büyük olan bir takım tarımsal üretimler var. Bakın bunlar dünyada şöyle uygulanmaya başladı sevgili dostlar. Bir ülke diyor ki ya ben falan ürünü üretirsem 5 milyon ton su harcarım. Bunun yerine bunu dışarıdan ithal edersem suyu oradan buraya getirmiş olurum diye bu tür çözümler üretmeye başlayan ülkeler var. Bazı su tüketimi büyük fazla olan ürünlerin dışarıdan üretilerek Türkiye'ye taşınması veya kendi ülkelerine taşınması gibi. Dolayısıyla suyu iyi planlamak sadece kendi iç dinamizminizde olmuyor. Tarıma yönelik erken uyarı ve kapsamlı sigorta sistemlerinin geliştirilip çiftçinin o noktada güvence altına alınması lazım. En büyük problem çiftçilerimizde. Tarım gıda sektörüyle ilgili yatırım ve teşviklerin mutlaka bölgesel bazda iklim şartlarına göre ele alınması gerekiyor sevgili dostlar. Tabii bunların dışarısında neler yapmalıyız? Bir kere sürdürülebilir tarımı teşvik edecek ve geliştirecek uygulamaları ele almalıyız. Yerel tarım sistemlerini kolayca uyabilen toprak korumalı tarım paketlerinin üretilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Yani bunları söylerken yapılmıyor anlamında yanlış anlaşılmasın. Bir kısmı gerçekten Tarım Bakanlığımızın çalışmaları içerisinde ama bazılarının da tekrar altını çizmek istiyorum. Bunların tek tek ele alınıp planlanması gerekiyor. Özellikle kamu kuruluşlarımızda hizmetçi eğitimlerimiz, uygulayıcı mühendislerimizin yetiştirilmesi noktasındaki eğitim çalışmalarımızın artırılması gerekiyor. Ben burada özellikle Antalya Tarım İl Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son 1,5 yıldır online eğitim çalışmalarıyla çok ciddi anlamda bir özverili çalışma yaparak bence bir çığır açtılar diye düşünüyorum. Bunu öncelikle tabii ki yetişmiş teknik elemanlarımızı ama daha sonra 83 milyona yaygınlaştıracak bir programın gerçi bakanlık tarafından belki veya ilgili birimler tarafından mutlaka yaygınlaştırılması gerekiyor.
Tabii ki erozyonla kontrol bizim ana hedefimiz. Bu anlamda da özellikle su kaynaklarının geliştirilmesi, planlanması noktasında enstitülerimizin güçlendirilmesi ve üniversitelere entegrasyon. En büyük problemlerimizden bir tanesi de maalesef enstitülerimizle üniversiteler arasındaki bağların organik olmaması. Sadece enstitüde doktora yapan üniversitede doktora yapması, danışman hocalar olması veya enstitülerimizdeki hocalarımızın işte oralarda kalması. Halbuki bunlar bir bütün. Ben daha önceki Tarım Bakanlarımızı dekanlık yaptığım dönemde ziyaretimizde bu konu çok gündeme geldi. Mutlaka bu konunun işlenmesi gerekiyor ve erozyonun da deprem, taşkın gibi biraz önce hocalarımız ifade ettiler. Çok ciddi anlamda Türkiye'de bir erozyon şeyimiz var, riskimiz var. Erozyon tarım arazilerinin tehdidi var. Bunun da bir doğal afet kararının alınması ve bu noktada da ciddi bir eğitim çalışmasının yapılması, toplumsal eğitimin oluşturulması gerekiyor. Çünkü bir bütün olarak ele alınıyor. Tabii bunlarla beraber toprakların bilinçli kullanılması, kişinin doğduğu yerde mutlu edilmesi, bu çok önemli. Maalesef bu hepimizde geçerli. Yani biz bazen atadan dededen kalma yerimizi bırakma, özellikle toplaştırma noktasında bu konunun ele alınması ve ona göre çözümler üretilmesi, kırsal ve kentsel yaşam arasındaki seviye farkının en aza indirilmesi. Ben derslerimde, sohbetlerimde hep söylüyorum, biz tarımcılar maalesef Türkiye'deki en zor gruba hitap ediyoruz. Kırsal kesimde dar gelirli insanlara ama çok kutsal bir mesleği icra ediyoruz değerli arkadaşlar. Biz tarımcılar olarak, sadece üniversite değil, bütün tarım camiası olarak o insanların yaşam standardını şehirdeki sosyal yaşam seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Çünkü insan köyde de, kırsalda da, kentsel yaşlı insandır. Onun için mücadelemiz çok kutsal ve önemli ama bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu noktanın ele alınarak gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor. Ve tabii ki bu noktada ne yapılmalı? Özellikle doğal varlıkların konut geliştirilmesi ve yönetimine ilişkin yönetsel ve teknik çalışmalara hız verilmesi lazım. Bu konuda bilimsel bir yöntem geliştirilmesi lazım. Aynı zamanda Türkiye bir tarım üretimi olan tarım ülkesi, ithalatçı durumdan ihracatçı duruma geçmesi lazım. Bizim çocukluk yıllarımız, hepimiz biliyorsunuz, Türkiye kendi kendini yeden 7 ülkeden bir tanesi diyorduk. Maalesef Türkiye şu anda çoğu tarımsal ürünü ithal eder haldeyiz. Ama ben pek çok röportajımda söylüyorum, Türkiye'de tarıma gerekli değer verilirse, tarım üvey evlat olmadan kurtarılırsa, değil 83 milyon, 383 milyonluk bakabilecek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Yeter ki doğru planlayalım. Kırsal nüfusumuzun %25'ten %10'a indirilmesi dedik. Burada yanlış bir algı var. Biliyorsunuz büyük şehir yasasıyla beraber Türkiye'de birdenbire, örneğin Samsun'da şu anda hiç köylü yok. Çünkü büyük şehir yasasıyla en ücra köylerimiz bile mahalle oldu, şehirli olduk. Bu değil. Kırsal alanda uğraşan, bizzat tarımla uğraşan genç nüfusumuzu %10'lara çekmemiz lazım ve onların sosyal yaşam standartlarını geliştirmemiz lazım ki tarımda bir ivmeyi yakalayalım, dünya ile rekabet edebilelim. Doğal varlıklarımızı, özellikle degradasyonu, yani parçalanması, bölünmesiyle ilgili gerekli tedbirleri almamız lazım. Bunlar birbirini tetikleyen parametreler. Tabii ki küresel iklimi ve kuraklığı bizim müdahalemizi etkiliyordur. Arazi kullanım planlaması, ekonomik işletme büyüklüğünün belirlenmesi, arazi toplulaştırma çalışmaları, ki aslında bu konuda Tarım Bakanlığımız çok güzel çalışmalar yapıyordu. Son yıllarda maalesef bir şeye uğradı diye düşünüyorum. Bunun geliştirilmesi gerekiyor mutlaka. Ve tarım topraklarının, özellikle meraların erozyondan korunması, meraların korunması, geliştirilmesi, sosyal sorunlar yaratan kırsal kentteki sağlıksız göçün önüne geçilmesi, ekosistemin kozulması ve yüzey suların değerlendirilmesi. Bu noktada inşallah başka bir eğitim çalışmasında yine tekrar gündeme getiririz ama maalesef biz sadece su dediğimizde işte ırmaklarımızda, derelerimizde, barajlarımızda, göllerimizdeki sudan bahsediyoruz. Hayır, işte gri su dediğimiz, yağmur suyu dediğimiz pek çok su kaynağımızı geri dönüştürülebilir, geri kazanılabilir su kaynaklarımızı kullanılıp planlanması, özellikle tarımda. Yine ilk konuşmacımız Serdar Hocam söylemişti,
denizlerden işte su arıtılarak tarımda kullanılması, özellikle yanlış hatırlamıyorsam Serdar Hocam ve konuşmacılarımız olabilir. Özellikle ülkemizde gelecek yıllarda tarımda, sulamada deniz suyunu kullanılması gündeme gelecek demişti. Tabii bu başlı başına tartışma konusu ama bunların mutlaka ele alınıp değerlendirilmesi lazım. Toparlayacak olursak değerli dostlar, tarım sektöründeki üç tane temel soruya cevap arıyoruz. Bir, tarım sektörü iklim değişimi konusunda iklim değişimi etkilerini azaltma çalışmaları uyum politikalarını etkiliyor mu? Nasıl etkiliyor? Aslında kısa vadede uyum politikalarını etkiliyor. Maalesef tarım sektörünü etkiliyor. Uzun vadede ise özellikle etki azaltma çalışmaları önemli. Bu tedbirler önemli. Dolayısıyla biz iklim değişikliğinin etkisini tarıma değerlendirirken kısa, orta ve uzun vadeli etkilerini alarak çözümler üretmek zorundayız. Peki iklim dostu tarım politikalarında hangi araçları kullanabiliriz? Elbette burada yüzlerce parametre sayabilirim. Ben birkaç tanesini örnek vermek isterim. İşte biyogaz tesisten artırılarak yaygınlaştırılması, tabii ki doğal kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, nitrat kaynaklı sera gazı salınmanın azaltılması, nitratlı gübrelerin azaltılması gibi çalışmalar, özellikle bitki beslemecilerin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Onların geliştirilmesi, iklim dostu uygulamalar ülke genelinde yaygınlaştırılması ve tabii ki dünyadaki çalışmalara paralel hareket etmemiz, özellikle Avrupa Birliği süreciyle paralel hareket etmemiz önemli. Tarımsal teşvik ve desteklerin iklim değişimi uyum çalışmalarına uygun şekilde düzenlenmesi çok önemli. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve tarıma etkisinin mutlak suretle her alanda ele alınıp çalışılması lazım. Ve artık Türkiye, Türk tarımı şunu tartışmalı: dijital tarım, akıllı tarım, profesyonel tarım. Ben yine çeşitli sohbetlerimde söylüyorum değerli dostlar. Türkiye artık köylüyle çiftçiyi ayırmalı. Köylülük bir yaşam şeklidir. Çiftçilik profesyonel bir iştir. Çiftçiliği tanımlamamız lazım. Profesyonelleştirmemiz lazım. Ve akıllı tarım veya dijital tarımı mutlak suretle geliştirip uygulamaya geçip dünya ile rekabet etmemiz lazım. Ancak çevreyi, doğaya koruyarak dünya ile böyle rekabet edebiliriz. Tarım çevre iklimin önemini özellikle disiplinler arası çalışmaları geliştirerek işte tarımcılarla çevreciler, ben bugün hakikaten hocalarımdan çok şey öğrendim. Çok güzel sunumlar yaptılar. Bunları bir bütün halinde ele almamız lazım. Tarım, iklim ve çevre konusunda veri tabanı oluşturmamız lazım. En büyük problemimiz maalesef veri tabanları noktasında bir standartizasyonu yakalayamamamız ve veri tabanlarımızı güncelleştirme, geliştirme noktasında sıkıntı yaşıyor olmamızdır. Üçüncü sorumuz ise sorulması gereken, tarımda iklim değişikliği strateji ve eylem planı hazırlanırken nelere dikkat etmeliyiz? Biraz önce de söyledim, kısa, orta ve uzun vadeli bir program yapmalıyız. Özellikle Türkiye'de her bölgeyi meteorolojik anlamda tanımlayacak, tarif edecek bir kurumsal yaygınlaşma. Bu meteoroloji bölge genel müdürlüğü olabilir. Bir ara Tarım Bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardı, biliyorduk. Eksiği olabilir, fazlası olabilir ama bunları doğru planlayarak yürütmemiz lazım. Bölgesel kuraklık indekslerini geliştirip mutlaka Türkiye'nin bütününe uyum sağlayacak bir kuraklık çalışmasını yürütmemiz lazım. Tarımsal desteklemelerde ürün desenlerinin agroekolojik bölgelere göre verimlenmesi ve özellikle bizim biyolojik çeşitliliğimizi maalesef son yıllarda hızlı bir şekilde kaybetmeye başladık. Bunu geriye kazanacak gen kaynaklarımızı koruyup geliştirecek süreci yaşatmamız lazım. Uyum ve etki azaltma çalışmaları için yasal düzenlemeleri mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kısaca sevgili dostlarım, iklim değişikliğinin tarım açısından eylem planı ve iklim değişikliği tahlil ve planlama yapacak bütün paydaşların yer aldığı bir üst kurul oluşturulmalı. Bu üst kurul formalite üst kurul olmamalı. Bu üst kurul bugün su kanununda tanımlanan, ne olduğu belli olmayan 10 tane 15 tane birbirine girmiş kurullar olmamalı. Maalesef bu noktada Türkiye'de Tarım Bakanlığımızın ciddi çalışmaları olduğunu biliyorum ama bir üst kurul bu konuda özellikle akademisyenlerin, özellikle bilim adamlarının önderlik yaptığı bir kurul olmalı. Aslında çok güzel bir örnek var. Biliyorsunuz Türkiye'de dünyada daha doğrusu son 1,5 yıldır bir pandemiyle mücadele ediyoruz.
Ve bu pandemiyle mücadelede Türkiye'de başarı yakalamamızın bence en temel noktalarından bir tanesi de pandemi bilim kuruludur. Ve pandemi bilim kurulunun büyük bir çoğunluğu bilim adamlarına oluşuyor. Ben su kanunu taslağını inceliyorum. Bakıyorum bir su kanunu üst kurulu öneriliyor ve su kanunu üst kurulundaki bütün elemanlar bürokratlar olmuş. Hiç bilim adamı yok. Uygulamadan kimse yok. Bu şekilde bir üst kurul değil. Tamamen uygulamaya yönelik, uygulamanın içinde gelen problemleri tanımlayıp çözümler üreten üst kurullar olmalı ve buna göre işlerle kazanmalı. Kısaca sevgili dostlar, zamanım dolduğu için toparlıyorum. Aslında bir hocalara söz verdiniz mi? Saatlerce konuşur ama İbrahim Bey bir taraftan da gözüme bakıyor. Ben oradan görüyorum. Tarım ve su havzalarını korumak, amaç dışı kullanımın önüne geçmek bu süreçteki en temel parametremiz olmalı. Tarım alanlarındaki yapılaşma, kentlerimizin, sanayimizin tarım alanı işgalini mutlaka önüne geçmeliyiz. Ve bunlar tabii ki bir bütün olarak çevreye doğaya olan etkilerdir. Bu konuda hasbelkader 15 yıldır dil döken bir kardeşiniz olarak mümkün olduğu kadar tarıma dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten Türkiye maalesef son 40 yıldır AB hükümetleri demiyorum. Son 40 yıldır tarımı üvey evlat muamelesi bile görmeden ihmal etmiştir. Tarım maalesef ihmal edilmiştir. Bir tarım seferberliğini başlatarak tarımın doğaya ve çevreyle bir bütünlüğünü oluşturmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde bu ülkenin ve çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini, küresel iklim değişimi, kuraklığa karşı direncimizi ve mücadelemizi geliştirebiliriz. Türkiye tarım ve tarıma dayalı sanayi ile ancak kalkınabilir. O nedenle ben bu fırsatı verdiği için hem İbrahim Müdürüm, tabii onun şahsında ve onlara bu imkanı sağlayan il müdürümüz, ilgili kurumlar, Tarım Bakanlığımızın ilgili birimlerine çok teşekkür ediyorum. Ve bu çalışmada, bu sunularda bize destek veren hocalarımıza da çok güzel bilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlere de saygılarımı sunuyorum.